أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس عشر من امتحان الأزكياء Bugün İmtihan el-Ezkiya'nın 113. dersini okuyoruz. El-Halu Mensubatların altıncısı midir? Mesem altıncısı. Altıncısı. Beş mefail. Altıncısı nedir? Haldir. Burada da zaten El-Halun başında altı yazmış. El halu, hal kelimesi hale yahuludan mehuzdur. Çünkü halda galibi nedir? Hale yahulu mana intakale nakil oldu. İnkılap etti demektir. Halda galibi nedir? İnkılablidir. Hale muntakile galip durumdadır. Mesela ca'e zeydun rakiben. Rukub intikal eder. Sürekli muntakil değil. Biraz sonra, sürekli rakib değil. Biraz sonra iner. Ama hale lazım olanlar var. Onlar az. Oldum. Hatta diyor min hale yahulu e inkalebe linkilab medlul galiben ve kile minel hali bil manel mukabil lil madi vel mustakbeli li ennehu la yeddül لأنه يدل على زمان يكون الفاعل فيه فاعلا والمفعول مفعولا كما أن تدل على زمان أنت فيه الحال في عرف النحاة نحاتların örfünde hal nedir tarifi نكرة توضح كيفية العامل توضح توضح ikisi de okunabilir Burada tuveddihu hareket etmiş. Hal herhangi bir nekire ki amilinin keyfiyetini beyan ediyor. Kadi Beydavi bu şekil tarif ettiği. Ama meşhur nuhatların yanında hal şöyle diyorlar. Ma yubeyyünü heyetel fa'li evil mef'ulü bihi lefsen ev takdiren. Bakalım Kadir Beydavi niye böyle farklı bir tarif getirmiş. İki tarif arasında fark nedir bakarız. Nekire tüm dedi ya. Hal ne olmalı? Nekire olmalı. Sebep ne? Niye nekaret şarttır? لِأَنَّ الْغَرَدَ مِنْهَا Haldan gered minhadaki demir nereye gidiyor? Hale gider çünkü müennesi semaidir. لِأَنَّ الْغَرَدَ مِنْهَا Haldan gered yahsulu hasıl olur biha nekireyle. Yani halın garedi, haldaki amaç nekireyle ne olur? Hasıl olur. Madem nekireyle hasıl olur فَيَسِّيرُ تَعْرِفُ حَشْوًا O zaman tarif halın tarifi haşu olur. Haşu faydasız zaide demektir. Yani faydasız bir zaide oluyor. Oldu. Peki lennel garede minha yahsulu biha fe yasiru tarifu haşven. Gared nedir halden? Parantez içi. Ve huve takidul hadesil mensubi ila sahibiha. Sahibine mensup olan hadesi kaydlandırmaktır. Ca'eni zeydun rakiben. Rakip geliyor, zeyde nispet edilen meciyeti kaydlandırmaktır. Yani zeydin meciyeti, zeyden sadır olan meciyet o rukub haletindedir. Halın garedi budur. لِأَنَّ الْغَرَدَ مِنْهَا وَهُوَ تَقِيدُ الْحَدَسِ الْمَنْسُبِ اِلَى صَاحِبِهَا Bu gared yahsulü biha nekireyle hasıl olur.
madem nekireyle hasr olur, feyesiru tarifu haşven. Tarif ne kalır? Zayde kalır. Zayde de faydalı, faydasız var. Haşven yani zaideten bila faydeti. Tuveddihu keyfiyyetel amili. Amilin keyfiyetini ne ediyor? İdah ediyor. Pek meşhur nedir? Demin dedik. Ma yubeyyinu heyetel fali evul mef'ulü billesine ve takdirin. Meşhur tarif budur. Kadi Beydavi niye meşhur tariften ne etmiş? Udul etmiş. كَأَنَّهُ مُسَنَّفْ عَدَلَ عَنِ الْمَشْهُورِ. Meşhur tariften ne etmiş? Udul etmiş. İhtisaren. İhtisar için udul etmiş. Bakın bu نَكِرَةٌ تُوَدِّحُ كَيْفِيَةَ الْعَامِلِ. Ama o مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاِلِ اَوْ الْمَفْعُولِ بِلَّفْسَنْ اَوْ تَقْدِرًا. O bundan daha uzundur. Birinci faydası bu. Bir daha مَا اِحْتِيَاجِهِ اِلَى قَيْدِ الْحَيْسِيَّةِ. Meşhur tarif haysiyet kaydına muhtaçtır. Bu tarif ise haysiyet kaydına, haysiyet kaydını mülahaza etmeye ihtiyacı yok. Meşhur tarif ma yubeyyinu heyetel fali evil mef'ulü bihi fa'al mef'ulü bihinin heyetini beyan ediyor. Min haysuku fa'al mef'ulü bihidir. Min haysuku fa'aldır mef'ulü bihidir. Onun heyetini ne ediyor? Beyan ediyor. Ha, bununla neyi hedefliyoruz? Şimdi bazen fa'ala sifet gelir. Bazen mef'ule ne gelir? Sifet gelir. Câe zeydunir râkibu. Ha, o râkib de faalın heyetini korukudur beyan etti. Râeytu zeydenir râkibe. Ha, bakın râkibe zeydin heyetini beyan etti. Halbuki bu râkib burada faal veya mef'ulun sifetidir. Hali değildir. Ama mâ yubeyyinu heyetel faali deyince bu sifetle girdi. Evil mef'uli bihi deyince harayetu zeydenil alime girdi. Ama haysiyet kaydı mülahaza ederse çıkar. Niye? Evet, zeyd faalın heyetini beyan etmiş. Ama faal olduğu için değil. Faallikten çıkar, mef'ul yap yine sifet olur. Mecrur yap. Merat bi zeydini rakibi. Yine bakın sifet olur. O tevafukan rastgele faalın heyetini beyan etmiş. Anlıyorsunuz değil mi? Rastgele faalın heyetini ne ediyor? Beyan etmiş. Yoksa min haysuku faaldir beyan ediyor değil. Eyüp, anladınız mı? Ma ihtiyacı ile kaydil haysiyeti. Bir daha ve hurucin nahvi جَاءَ زَيْدٌ وَشَمْسُ طَالِعَةٌ. جَاءَ زَيْدٌ وَشَمْسُ طَالِعَةٌ. Bunun hurucuna da ne var? İhtiyaç var. مَا اِحْتِيَاجِ اِلَا قَيْدِ الْحَيْسِيَةِ وَمَّا yok. مَا اِحْتِيَاجِ اِلَا قَيْدِ الْحَيْسِيَةِ مَعَا خُرُوْجِ النَّحْوِ جَاءَ زَيْدٌ وَشَمْسُ طَالِعَةٌ. Bu hal olduğu halde birincisi haysiyet kaydını getiriyoruz ta ki mani olsun ağyarlara. Yani haysiyet kaydını getirmezsek mani değildir. Bu sefer مَعَا خُرُوْجِ النَّحْوِ جَاءَ زَيْدٌ وَشَمْسُ طَالِعَةٌ. Bu hal olan cümle halın tarifinden çıkmış oluyor. Niye? Hal nedir meşhure göre? مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَعْلِ. Burada طُلُعُ şems Zeyd'in bir heyeti değildir. Ne değildir? Zeyd'in bir heyeti değildir.
meşhur tarif sifeten mani edildi illa haysiyet kaydını takdir edersek caiz zeydun ve şemsu taliatunun mudhili değildir illa en yütekellefe illa en yütekellefe tekellüf yaparsak bu girer yoksa girmez. Hal hal ve tarifu la yahtemiluhu. Tarif de tekellüfü ne etmez? Tahammül etmez. Tarif idah içindir. Zahir olmalıdır. Muarrafın hakikatini beyan etmekte gayet vuduh durumunda olmalıdır. Tekellüf tarife nedir? Tarifin gayretine münasip değildir. Ha şimdi tekellüf nedir? Tekellüf Tulu'u Şem Zeyd'in bir heyeti değil. Zeyd'in heyetini beyan etmiyor. Ama Meci'in heyetini beyan ediyor. Ku nedir? O Meci Tulu'u Şems'le mukarindir. Tulu'u Şems'le nedir? Mukarindir. Tulu'u Şems Meci'etin neyi oldu? Heyeti, beyan et, heyeti oldu. Yani nedir? Meci demek Tulu'u Şems'le mukarindir. Meci, Tulu'u Şems, Meci'etin heyetini beyan etti. Meci'et de Zeyd'in neyidir? Bir heyetidir. O zaman Tulu'u Şems, Meci'in heyetidir. Meci, Zeyd'in heyetidir. Heyetül heyeti heyetül. Vasıtasıyla Tulu'u Şems ne oldu? Heyet oldu. Neyin heyeti oldu? Zeyd'in heyeti oldu. Ancak bu şekil meşhur tarif ıslah edilir. Buradaki tarife ne hisset kaydına ihtiyacı var ne tekellüfe ihtiyacı var. Onun için Kadi Beydavi bu tarifi cumhurun tarifine tercih etmiş. Şimdi İmam Birgivi Kadi Beydavi'nin tarifine de ihtiras ediyor. Ve fihi bu Kadi Beydavi'nin tarifinden bahsun. Bahs bazen araştırma, teftiş anlamında gelir. Bazen itiraz anlamındadır. Burada itiraz anlamındadır. Ve fihi bahsun. Bu tarifte itiraz var. Üç yönüyle itiraz var. Emma evvelen. فَلِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْحَالِ هُوَ الْلَفْسُ Halde amel yapan nedir? Lafızdır. Câ'e lefsidir. Örnek, câ'e zeydun râkibe. Halın ameli câ'edir. وَالْحَالُ كُرَاكِبًا حَالِ اِنَّمَا تُوَدِّحُ كَيْفِيَةَ مَدْمُونِهِ Amelin manasını, o meciyetinin keyfiyetini beyan ediyor. اَلَّذِي هُوَ الْحَدَسُ Medmundan murad, medmune tedamunidir. O da nedir? Hadestir. Hani hal amelin keyfiyetini beyan ediyor dedik ya, amelin keyfiyetini beyan etmediği. Amelinin medlulunun keyfiyetini beyan ettiği. Medmununun keyfiyetini beyan ettiği. Oldu mu? Olsa. Tamam diyorsun. Ellezi vel hadesu. Hades nereden çıkar? Hades var mıdır? Evet. İzla budde li amiliha mine delaleti alel hadesi. Amil hadese delalet etmekten feragı yoktur. İzla budde li amiliha mine delaleti alel hadesi. Oluyor mu olmuyor mu? Ha, amile hadese delalet etmek lazımdır. Hal amelin medmune tedemmunisi olan hadesin keyfiyetini beyan ediyor. Amelin keyfiyetini beyan etmiyor. Ama Musa'nın ne demiş? Ha nekiretun tuveddihu keyfiyetel amel.
Ama evvelen felennel amile fil hali huve lefsu vel halu innema tuveddihu keyfiyyete madmunihi lezi huvel hadesu izla budde li amiliha mined delaleti alel hadesi. Oldu mu olmadı? Oldu senin. Güzel. Ve emme saniyen ikinci ihtiras. Feliennaha hal. Şimdi bakın, hal amili beyan etmiyor, hadesi beyan ediyor. Hadese göre de bu sefer ihtiraz vardı oluyor. Feliennaha tuveddihu sifetel fa'li vel mef'ulü bihi. Hal nedir? Fa'al mef'ulü bihinin sifeti ilah ediyor. Câe zeydun rakiben. Bu rakiben neyin sifetidir? Rukub zeydendir. Bak, amirli keyfiyetini beyan etmediği. Ancak amirlin medmuni telemuni sonra hadesi beyan ediyor. Şimdi diyor hadesi de beyan etmiyor. Faala yapıldıysa faalın sifetidir. Mef'ule yapıldıysa mef'ulun sifetidir. Tekellüf yaparsak amilden murad zikr-ü dal iradetül medlul, amildan murad medmunul amildir, medluldür, medlulden murad medlule tedammunidir, hadestir. Bunu desek de bu sefer hal faal mef'ul bihin sifetidir. Vel hadesu innema ve sifetun uhra lil faali. Hades meciet. Diyelim ca'e zeydun rakiben. Meciet zeydin ayrı bir sifetidir. Rukub zeydin ayrı bir sifetidir. Rukub hadesin sifeti değildir. Hadesin keyfiyetini beyan etmiyor. Amilden demin dediğim gibi medmun alırsak, medmundan medmune tedemmuni alırsak, hades alırsak yine olmuyor. Niye? Çünkü hal faal veya mef'ulun neyidir? Sifetidir. Hades o da faal veya mef'ulun neyidir? O faal veya mef'ul değil. O da faalın neyidir? Sifetidir. Vel hadesu innema huve sifetun uhra lil faali. Oldu mu? Ve ihda sifetey şeyin. Bir şeyin iki sifetinden biri. Şey nedir? Faaldır. Sifetey şeyin biri meciyettir, hadestir, biri haldir. Bu iki sifetten biri kun nedir? Haldir. Kun, rukubdur. La tekunu keyfiyeten li uhra. Yani rukub hadesin, meciyetin keyfiyeti olmaz. Anladınız değil mi? Ve ihda sifetey şeyin. O şey nedir? Faaldır. Bu eğer hal faala yapılırsa. Ve ihda sifetey şeyin la tekunu keyfiyeten li uhra. Oldu mu olmadı? Ve yahut da ve ihda sifetey şeyeyni. İki şeyde, iki şeyin iki sifetinden biri. Bu eğer hal neye yapılırsa? Mef'ule yapılırsa. Şimdi hades neyin sifetidir? Faalindir. Bu değişmiyor. Hal da faalın olursa o zaman bir şeyin iki sifeti oluyor. Hal mef'ule yapılırsa hades yine faalın sifetidir. Bu sefer hal mef'ulun sifeti olur. O zaman ve ihda sifetey şeyeyni. İki şeyin iki sifetinden biri ku diyelim rukubdur, haldir. La tekun keyfiyeten li uhra meciyete keyfiyet olmaz. Niye? Ya iz keyfiyetü şey'i sifetü. Bir şeyin keyfiyeti onun sifetidir. Buradaki hal, hadesin sifeti midir? Hayır. Bir sifet, diğer sifetin sifeti midir? Hayır. O zaman bu iki sifetten biri, diğer sifetin keyfiyeti olmaz. İz keyfiyetü şey'i sifetü. Bir şeyin keyfiyeti onun sifetidir.
La sifetun mevsufihi, onun mevsufunun sifeti değildir. Ev ahire veya başka bir şeyin sifeti değil, bir şeyin keyfiyeti onun sifetidir. Onun mevsufunun, onun ne? Mevsufunun veya başka bir şeyin sifeti değil. Anladınız değil mi? Mesela er-rukubu fi ca'e zeydun rakiben. Sifetu zeydin. Buradaki hal olan rukub zeydin neydir? Sifetidir. La li meci'ihi. Zeydin meci'nin sifeti değildir. Bakın. Ca'e zeydun rakiben. Buradaki rukub hal değil mi? Neyin keyfiyetidir? Zeydin keyfiyetidir. O zaman zeydin sıfatidir. La li meci'ihi. Zeydin meci'nin sıfeti değildir. Anlaşıldı değil mi? İkinci ihtiraz. Birinci ihtirazı def ederse, yani murad amilden hadestir, manı medmundur, tedemunidir. Bu sefer har o hadesin keyfiyeti değil. Tamam, amilden medmun aldı. Ama har amilin keyfiyetini ne etmedi? Beyan etmiş olmadı. Niye? Ya hades nasıl Zeyd'in sıfeti ise hal da Zeyd'in sıfetidir veya diğer mamul olan mef'ulun sıfetidir. Bir sıfet diğer sıfetin keyfiyeti değildir. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Ha na'am bunu diyebiliriz. Yani cevap olarak. El halu tedullu ala sıfetil hadesi eyden. Rukub örnek, Zeyd'in sıfatına ne ediyor? Delalet ediyor. Doğru, bu güzeldir. El halu hal tedullu ala sıfatil hadesi eyden. Hal nasıl zilhal faal veya mef'ulun, yani buradaki rakip Zeyd'in sıfati olduğu gibi hadesin de neydir? Sıfati. Bunu Muhammed anlıyorsunuz. Ya nasıl hal, rakip nasıl meciyetin sıfeti olur? Diyor o hadesin sıfeti ve hiyel mukarenetu limmedmunil hali. Meciyet hal rukubun medmuna nedir? Mukarenedir. Ve hiyel mukarenetu limmedmunil hali. Halın medmununun mukarenetidir. Şimdi vehyel sifetul hades el mukarenel medmun hali. Şimdi meciyet rukub anında değil midir? Zeyd geldi, ne halde geldi? Rukub haletinde geldi. Anladınız değil mi? Ha, o zaman hal korukubdur. Tedullu ala sifetil hadesi, hadesin sıfatına delalet ediyor. Eyden zilhalinkine delalet ettiği gibi. Bu rakiben hadesin sıfatına delalet ediyor. Hadesin sıfatı nedir? Vehiyel mukarenetu limedmunil hali. Halın medmunun mukarenetidir. Şimdi bu meciyetin rukubla mukarenete kim delalet ediyor? Rakiben delalet ediyor. Ama bu direktmen rakiben mukarenete delalet etmiyor. Lakin iltizamen, iltizami olarak ne yapıyor? İltizami olarak delalet ediyor. Öyle değil mi? İltizami olarak ne ediyor? Delalet ediyor. Niye?
Çünkü bu rukub zeden halidir, sıfatidir. Ama neyin kaydidir? Meciyetin kaydı. Zeyd'in sıfeti olan rukub meciyete kayd olunca o zaman demek ki bu rukub meciyet beraber olmuşlar. Demek bu meciyet rukubun manasıyla mukarındır. Ha, dolayısıyla rukub Zeyd'in sıfetine delalet etti. Meciyette Zeyd'e mensubdur. Zeyd'e nedir? Mensubdur. Öyleyse bu hal meciyetin kaydı oldu ve onun sıfatına delalet etti. Onun sıfatı nedir? Mukarenettir. Bu direkmen değil, vasıtaylıdır. Vasıta demeyelim, iltizamidir. Nedir? İltizam. Biraz önce hani tarif tekellüfü kabul etmez, tahammül edemez dedik. İltizam da la yesihü fi tarifati. Tarifatlarda iltizam da sahih değil. Delalet-i iltizami da sahih değil. Niye? Çünkü iltizami, delalet-i iltizami, iltizamiden bunlara karine lazım. Karinesiz bunlar mütebadır değiller. Mütebadır olmadıkları için tarifin amacına ters düşürler. Tarifin amacı ziyadetül vuduhdur. İltizamide vuduh, ziyadetül vuduhi bırakın, vuduh da yok. İltizamin neticede mecazi bir mana alınıyor. Bunu öğrendik mi? Ve emme salisen, üçüncü ihtiraz olarak fel intikadihi bil merrati ve nev'i ennekireteni. Darabtu Zeyden derbeten veya dirbeten. Bu derbet, dirbet bunlar da neye delalet ediyorlar? Amilin keyfiyeti. Amilden murad yine diyelim hades aldık. Hadesin keyfiyeti. Bu bir tanedir veya bir çeşittir. Bakın amilin keyfiyetini beyan ettiler. Halbuki mef'ul mutlaktırlar. Hal değiller. Biri derse halda bir şart var. Nedir? Nekaret şartıdır. Bunlarda o şart yok. Bu kurtarıyor. Hayır. Ve adamu iştirati tenkili fihima. Merret nev'de. Adam iştiratu tenkir. O la yetfe'un. Bu itirazı defa etmiyor. Niye? Halda ne şarttır? Tenkir şarttır. Bunlarda tenkir şart değil. Tamam, tenkir şart değil. Ama nekire gelmezler. Kim demiş? Nekire olmaları şart değil. Ama nekire gelebiliyorlar. Ha, nekire geldikleri vakit ihtiraz var durdu. Adamu iştirati tenkiri fihma. Bu layiyet. Bu ihtirazı def etmez. Ve in zunne. Velev ki bu defa zan edilse de def etmez. Niye? Fe innehu bu defa, bu adam defa, yok. Fe innehu bu defa sehun zahirun. Apaçık bir sehudur. Fe innehu ne? Defa. Yani adam iştirati tenkir fihi ma. Bunların def etmesi bu sehudur. Veyahut da fe innehu bu zan sehun zahirun. Apaçık bir nedir? Bir zandır. Şimdi eğer deseydik bunlarda adem-u tenkir şarttır. Halda tenkir şarttır. Bunlarda adem-u tenkir şarttır. Hayatınız varid olurdu. Adem-u tenkir şarttır. Öyle değil mi? Yani ne illa nekir olacaklar. O zaman halda illa nekir. Ama bunlarda adem-u tenkir şart değil. Bunlardan tenkir şart koşulmamış. Tamam, şart koşulmamış ama gelen bilir. Fe tarifu sahih. O zaman meşhur tarifin bir sıkıntıları var. Musa'nınkinde de üç ihtiraz vardı. Fe tarifu sahihu lil hal.
nekiretun tuveddihu keyfiyete hadesil amili iltizamen. Nekiretun güzel. Tuveddihu keyfiyete hadesil amili, bak artık amil demedi. Hadesul amil dedi. Hani ikinci ihtiraz dedik ya, hades arsa hadesi beyan etmiyor. Hal hadesi beyan etmiyor. Diyor iltizamen. Ha, demin hani naam iltizamen beyan ediyor dedik ya. Ha, böyle dersek o zaman bütün ihtirazlar ne oluyor? Def oluyor. Feyendefi'u bil evveli. Evvelle def olur. Hani keyfiyette hadesil amili hadesle. El evvelu birinci ihtiras, hani hal mezmun keyfiyetin beyan eder, amil beyan etmez, o def oldu. Ve bil ahiri iltizamenle de el ahirani, iki ahir ne oldu? Defa oldu. Öyle değil mi? İltizamen delalet eder. Bak iltizamen delalet eder. O ikinci ihtiraz, hani iltizamen oluyordu dedik ya, o buraya girdi. Buradaki merret nev'en delalet etmek iltizami dildir. Vad'idir. Zaten nev merret için olan mester hadesin nev'iyetine, adedine delalet etmek için ved olmuş. Mutabıkî manasıdır. Biz de dedik amilin hadesinin keyfiyetini iltizamen beyan ediyor. Bunlarınki iltizami değil. İkinci ihtiraz, hani beyan etmiyor ancak iltizamen beyan ediyor. Biz de diyoruz murad iltizamen beyan etmek. Hah, bak girdi. Peki merret nevla bozuluyordu. Merret nev de bir keyfiyettir. Biz dedik hal keyfiyete iltizamen delalet eder. Merret nev'en merrat keyfiyetine, nev keyfiyetine delaleti ne değildir? İltizami değildir, mutabıkidir. Zaten mutabıkî manaları nedir? Merrattir, nev'dir. Oldu mu olmadı? Neresi? Muştakan el halu nekiretun tuveddihu keyfiyetel amili muştakan. O nekiren halekeni ki nedir? Muştaktır. Burada dursun. Hal biraz karışık. Hali biraz az az okuyalım. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati Arabi.